Merhabalar sevgili gençler, ben SML hocanız. SML Hoca Matematik YouTube kanalındasınız arkadaşlar. Sıkıştırma teoremi adlı videoyu çekiyoruz. Limit konusunun 6. videosu sevgili gençler. 7 de olabilir bilmiyorum şimdi. Bayağı fazla video çektik. Sıkıştırma teoremi, işte orijinal ismiyle sandviç teoremi. Sandviç diye teorem mi olur demeyin, var. Yani sandviç teoremi var. X a'ya giderken fx. X a'ya giderken gx'e eşit olsun. Yani fx de gx'in a'daki limiti l olsun diyoruz. Her x reel sayısı için fx küçük hx, o da küçük veya eşit gx gibi bir h fonksiyonu varsa arkadaşlar, fx'in a'daki limiti, gx'in a'daki limiti de o zaman hx'in a'daki limitini sıkıştırır diyoruz. Arada kalmış bir fonksiyon. O halde diyoruz ki x'in a'daki limiti de hx'in a'daki limiti de l olur diyoruz. Bu ne demek? Aslına bakarsanız hani kaba bir tabirle, yani kesinlikle doğru olan bir tabir olarak düşünmeyin bunu. Kaba bir tabirle şu şekilde düşünebilirsiniz. Kafanızı daha iyi canlandırmanızı sağlamak için sadece. Şöyle bir fonksiyon var. Bir de şöyle bir fonksiyon var. Şöyle bir fonksiyon var arkadaşlar. Ben diyorum ki bu fonksiyonlar tam şuralarda birbirine çok yakın olsun. Şu f fonksiyonu olsun. La g fonksiyonu olsun. Daima ama daima f ile g arasında bir fonksiyon kalıyorsa, f ile g arasında bir fonksiyonun kalması demek ne demek? O fonksiyon şöyle gelecek, bak siyahla gösterdiğimiz. Mecburen f ile g arasında kalıyorsa, bak mecbur şuradan geçmek zorunda bu fonksiyon. Arasında kalıyor çünkü, değil mi? Şöyle bir fonksiyon olduğunu düşünelim. E şimdi şuraya ben gidip de a noktası dersem, bakın f'in a'daki limiti l, g'nin a'daki limiti l ise burada gösterdiğimiz h fonksiyonunun da a'daki limitinin l olması zorunludur diyoruz. Yani en iyi bu şekilde anlatılabilirdi sanırım. Sandviç veya sıkıştırma teoremi. Doğru mu? Şimdi geçelim sorularımıza. Diyor ki her eksi 3 ile 3 arasındaki reel sayı için, x için f küçük veya eşit, h küçük veya eşit gx ise h'ın sıfırdaki limiti soruluyor. Bakın f'in sıfırdaki limitine yazdım yerine kök 9 3. G'nin sıfırdaki limiti, yazdım sıfır yerine 3 geldi. Bunların sıfırdaki limiti 3 ise, kusura bakmayın bir zahmet, H'ın da sıfırdaki limiti mecburi olarak arada kaldığı için 3'tür sevgili gençler. Dedik ve geçtik 11. sayfamızın sağ üst tarafına. Evet sevgili gençler. Şimdi burada bir ispat sorusu da var. Ama ispat sorusu deyip geçmeyeceğiz çünkü sevgili gençler, bize çok fazla bilgi katacak, haberiniz olsun. Şimdi diyor ki x sıfıra giderken sin x bölü x'in limitinin 1 olduğunu göster. Hadi bakalım göstermeye çalışalım. Şimdi diyoruz ki aşağıda böyle bir birim çember, x derecelik açı yapmış bir doğrumuz var orijinden geçen. Ve bu orijinden geçen doğru da x eşittir 1 doğrusuyla da kesişiyor burada. Şu noktada, t noktasında. TOA üçgeninin alanı, bakın TOA üçgeninin alanı BOA üçgeninin daire diliminin alanından, daire diliminin alanından büyük. Bu BOA daire diliminin alanı da BOA üçgeninin alanından büyüktür. O halde en küçük alan sevgili gençler BOA üçgeninin alanı küçük veya eşittir diyelim. Daha sonrasında BOA daire diliminin alanı, BOA daire diliminin alanı sevgili gençler. Ve o da küçük veya eşittir TOA üçgeninin alanı diyebiliriz. Bunu diyorsak eğer, BOA üçgeninin alanını nasıl buluruz? Bakın burası 1, burası 1. Arada kalan açı x olduğuna göre 1 bölü 2 çarpı 1 çarpı 1 çarpı sinüs x. Sinüs alan teoreminde. Küçük veya eşittir BOA daire diliminin alanını ben nasıl bulurum? Şöyle pi'ye kare dememiz lazım. Pi çarpı 1'in karesi çarpı açımız x bölü 360, yani x bölü 2 pi diyebiliriz. Bu da küçük veya eşittir TOA üçgeninin alanı da, yani şuranın tamamı da sevgili gençler. Burası 1, burası tanjant x olduğuna göre tanjant x bölü 2 denilebilir. Şimdi arkadaşlar ben bunun tamamını 2 ile çarparsam bölü 2'ler, bölü 2'ler, bölü 2'ler hepsi gider. Burada bir sinüs x'imiz kaldı. Küçük veya eşittir. Burada bir pi çarpı x'imiz kaldı. Küçük veya eşittir tanjant x diyebiliriz. Şimdi ben tüm ifadeyi, ifadenin tamamını sevgili gençler, burada, buradaki pi ile buradaki pi de gitti. Tamam.
Şimdi tüm ifadeyi sinüs x'e bölersek. Bölü sinüs x. Bölü sinüs x. Bölü sinüs x. Bunu da yaptıktan sonra arkadaşlar şöyle diyeceğiz. Sin x bölü sin x 1 zaten. Küçük veya eşittir x bölü sin x. Bu da küçük veya eşittir sinüs x, tanjant x. Sin x bölü cos x olduğu için sin x'e bölersek 1 bölü cosinüs x kalacaktır. Ve ben diyorum ki madem böyle bir eşitlik söz konusu. Limit x 0'a giderken 1 küçük veya eşittir. Limit x 0'a giderken x bölü sinüs x. Bu da küçük veya eşittir. Limit x 0'a giderken 1 bölü kosinüs x'e de eşittir diyebiliriz. Şimdi burada şu limitin değeri nedir? 1'dir. Şuradaki limitin değeri nedir arkadaşlar? 1 bölü kosinüs 0. Kosinüs 0 1'di biliyorsunuz. Burada 1'dir. 1 küçük veya eşittir. Limit x 0'a giderken x bölü sinüs x. Bu da küçük veya eşittir 1 ise. Şimdi diyor ki şuradaki limit değeri 1 ile 1 arasındadır. Hadi ya o zaman nedir? 1'dir arkadaşlar. O halde x bölü sin x'in limiti 1 ise limit x 0'a giderken sin x bölü x de 1'dir denilebilir. Sevgili gençler limit x 0'a giderken sin x bölü x'in 1 olması gerektiğini söyledik. Şimdi burada bu ifadeyi tanımladıktan sonra ve ispat ettikten sonra bunun bu şekilde olduğunu ispat ettikten sonra sonuçlara geçelim. Diyoruz ki bakın bunları bir silelim. Ben diyorum ki sinüs x bölü x'in sıfırdaki limiti 1. Bakın hepsinde de dikkat edin x'ler sıfıra gidiyor. Sin x bölü x'in limiti 1'dir. Sin ax bölü bx'in de limiti a bölü b'dir. Ve sin ax bölü sin bx de a bölü b'dir. Hocam bunları ezberleyeceğiz mi? Bak ezberleme. Şimdi sinüs ve tanjant için arkadaşlar sinüs ve tanjant için matematiği katledecek biçimde. Yani benden bunu duymanız biraz saçma ama matematiği katledecek biçimde sizin de işinize çok yarayacak bir bilgi vereyim. Yani bilgi de demeyin buna. Sonuçta matematiği katlediyorsak bilgi değerinde bile olamaz ama sonuçta işlerimizi baya baya bir hızlandıracak. Yani gözünüzde falan soru çözmek istiyorsanız bunu uygulayabilirsiniz. Şöyle sinüs ve tanjantta bakın. Kosinüs ve kotanjantta bunu yapmıyorsunuz. Sinüs ve tanjant için sinüsü görmezden gelebilirsiniz. X bölü x 1. Bakın sinüsü görmezden gelirseniz ax'i bx'e böldünüz a bölü b. Sinüsleri görmezden gelirseniz sevgili gençler ax bölü bx'ten a bölü b. Yine sinüsü görmezden gelirseniz x bölü x1. Tanjantı görmezden gelebilirsiniz aynı sinüs gibi x bölü x1. Tanjantı görmezden gidin ax bölü bx a bölü b. Tanjantı ve sinüsü görmezden gelebiliyorduk ax bölü bx a bölü b. Tanjantın ikisine de görmezden gelebiliriz sonuç a bölü b. Hocam soruların hepsinde bu iş işe yarar mı? Vallahi yarar. Şimdi bakalım. Diyoruz ki bak tanjant sinüs gitti. Tabii x'lerin de sıfıra gitmesi lazım. 3 bölü 2'dir cevap. Sinüsleri götürdüm. Cevap 2 bölü 5'tir. Şimdi hocam karesi varsa sıkıntı yok. Sen bunun ne olduğunu biliyorsun. Sinüs 2x çarpı sinüs 2x olduğunu bilmiyor musun? O zaman sinüsleri görmeyeceksin. Ne kaldı? 2x çarpı 2x. He hocam aslında şunu yapabilir miyiz o zaman biz? Burada ben sinüsü götürdükten sonra 2x'in karesi desek vallahi o da olur. 4x kare bölü tanjantı görme x kare 3x 3x kare. Cevap ne? 4 bölü 3. Bitti. Sinüsü görme. Sinüsü görme. Tanjantı görme. X de 3x'i topla 4x bölü x. Cevap nedir? 4'tür. Hocam ciddi olamazsınız. Evet ne diyorum? Matematiği katleden bir şey. Ama limit değerlerini bulmak için kısa yoldan bulmak için bir yöntem diyebiliriz arkadaşlar. Sadece sinüs ve tanjant için ve x'ler sıfıra gidiyorsa unutmayın. Şimdi hocam burada sinüs yok. Kosinüs aynı şeyi yapabilir miyim? Sakın ha. Bak onu yapma. Ama şunu yap. Yukarıda ne var? 4x kare. Aşağıda da bakın 1 ve kosinüs var. Hemen kafayı çalıştır. 1 eksi. Ben buradaki 1'i yok edebilmek için ne yapmam lazım? 1 eksi 2 sin kare x bölü 2 yazabilirim ben buraya. Ve sonra bu yukarı taraf 4x kare. Alt tarafta 1'ler gitti. Eksi eksi artı yaptı. 2 çarpı sinüs x bölü 2. Tabii bunun karesi. Bak şimdi sinüsü görmeyelim. Hop gitti. Sonuçta x 0'a gidiyor. Sinüs gitti. X bölü 2'nin bak burada karesi var. 4x kare bölü 2 çarpı x kare bölü 4. Bence soru bitti. Karesini aldık ya ondan x kare bölü 4 geldi. X kareler gitti. Ters çevirdim çarptım. 16 bölü 2. Cevap nedir? 8'dir. Geçtim. X 0'a gidiyor. Sinüsü sildim. 5x 3x daha 8x.
Alt kısımda 2x var. Cevap ne? 4. Gitti. Sin kare x de tan kare x'in toplamı 1 eksi cos x. Şu 1 eksi cos x'i nasıl yazalım biliyor musun? Bak. Şuradaki sinüsü görme x kare. Buradaki tanjantı görme x kare. O zaman x kare ile x karenin toplamı 2x kare yapacaktır. Bölü. Şimdi şu alt kısım için çalışıyorum. 1 eksi 1 eksi 2 sin kare x yazabilirim. Şurada kare. E şimdi bunu yazdım. 1'ler gitti mi hocam? Gitti. Eksi eksi ne yaptı? Artı yaptı. 2 çarpı sinüsü görmezsek x kare mi yapar burası da? Peki 2x kare 2x kareye bölersek ne gelir? Sonuç 1 gelir sevgili gençler. Evet, normal şartlar altında bir bakalım. Tamam, bunu bu şekilde söyleyebiliriz ya, sıkıntı yok. Arkadaşlar bir sonraki videomuza geçelim buradan itibaren. Sonraki videomuzun ismi sonsuzda limit olacak. Sonraki videoda görüşürüz sevgili gençler. Hoşça kalın, sağlıkla kalın ve bol bol matematik çalışmayı da unutmayın.